Yalova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tema Vakfı ve öğrencilerle 8 Haziran'da Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik temizlik çalışması Doğu Sahil Bandı başlangıcında gerçekleştirildi. Minnet bir şey diyecektim. Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yalova'nın meşhur Yürüyen Köşkü'nde devam etti. Köşkte özellikle çocuklara ve tüm katılımcılara özel sinevizyonlar izletildi ve vatandaşlar atık konusunda bilinçlendirildi. Yuvamız var mı? Bu bir yuva. Tavşan bak, sarı kafası var. Tavşan yuvadan çıktı. Sağına sola baktı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, bugün Marmara Denizi günü. Dolayısıyla biz de eş zamanlı olarak tüm Marmara Denizi'nin olduğu illerimizde deniz kenarlarımızı temizliyoruz diyerek bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün denizlerimizin içini de temizleyeceğiz dalgıçlarımız aracılığıyla. Bugün Marmara Denizi günü olması dolayısıyla dalgıçlarımızla Marmara Denizi dip temizliği yapacağız. Yürüyen Köşkü'nün önünde. Çevre haftası dolayısıyla Ecofest Festivali'ni Yalova Belediyesi olarak düzenledik. Marmara Denizi hepimizin, Yalova hepimizin çevremizi temiz tutalım. Dalgıçlar Yürüyen Köşk iskelesinden denizde bulunan atıkların toplanması için dalış gerçekleştirdiler. Meraklı gözlerle izlenen dalgıçlar çuvalların boş bir şekilde sudan çıkma sebeplerini açıkladılar. Bugüne kadar bununla ilgili birçok dalış yaptık her yerde ama bu sahil tertemiz çıktı. Herhalde büyük reisin büyük katkısı var bunda. İnanıyorum Atatürk'ün. Bravo, tertemiz. Sahiller tertemiz. Hiçbir şey bulamadık. Umduğumuz en azından ufak tefek bir şeyler bulmaktı ama hiçbir şey bulamadık. Canlılık bakımından da gayet yoğun bir canlılık var aşağıda. Güzel, sahiller çok güzel. Tebrik ederim Yalova halkını.